Gençler merhaba, karşınızda Lightair Frontier. Peki bu oyun bir demo, Steam'den indirip test edebilirsiniz, oynayabilirsiniz. 2 GB civarında bir alan istiyor. Yani işte meraklısına özel bir oyun diyebilirim. Klasik hayatta kalma survival tarzı oyunlardan biri. Uzaydayız, bir gezegendeyiz ve bir mekamız var. Bu mekayla işte base inşa etme, bir şeyler üretmek için bir şeyler yapma, planlama vesaire vesaire, bildiğiniz hayatta kalma temalı oyunlarda alışık olduğunuz her şey bunda da var. Hani dediğim gibi meraklısına özel bir oyun. Ben bir ilk bakış videosu yapmak istedim ve oyunu indirip, vay meka burada, oyunu indirip şöyle 20-25 dakikalık bir oyun deneyeceğiz, bir oynanış deneyeceğiz. Single player tabii ki, yeni bir oyun. Peki, yeni bir oyun adettendir. Merhaba dünya diyelim ve başlayalım. Grafikleri bana biraz No Man's Sky'ı andırıyor. Görsel olarak tabii ki bahsediyorum. Renk teması falan filan. Peki, yeni bir başlangıç için gezegene geldik. Mek'i bul diyor, yani Mekayı bul diyor. Oldukça akıcı. Herhangi bir tool yok diyor. Tab tuşuna bastığım zaman envanter, dünya haritası, tatmin edici büyüklükte bir dünya haritası var. Muhtemelen devasadır. İşte keşifler. Tutoriallar, görevler, crafting, ekonomi ve veri tabanı diye bir şeyler. Sanırım veri tabanında keşfedilmiş şeylerle ilgili detaylar yazacak. Vay. Keyifli görünüyor. Oldukça keyifli görünüyor. Peki. Eğilme yok. Evet, shift tuşunu bir kere bastığınızda yürümeye, bir kere bastığınızda koşmaya geçebiliyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda da klasik koşuyor gençler. Harita biraz sınırlandırılmış gördüğüm kadarıyla, ya da daha sonradan açılacak olan şeyler. Öncelikle Mekayı bulmamızı istediği için, evet. Oh. Evet, bu şekilde toplayabiliyorsun, bu şekilde kırabiliyorsun. Basılı tuttuğum zaman bunu kendi başına yapıyor, güzel. İyi de onları alamıyorsun. Peki. Finally, I'm getting through. That was quite the tumble you took there. Luckily, your biometrics tell me you're A-OK. But before anything else, let's put that mech of yours back in one piece. Tamam. Şimdi. Hmm.
nasıl yerleştireceğim? Peki. Mouse'un sağ ve sol tuşları. Oh. Now flip that sucker sunny side up and hop in. We got a planet to explore. Çok hızlı olmadı mı? İki parçayı takarak onu aktif hale getirdik. Bu arada bir de fenerimiz varmış. Yani bayağı hızlı oldu. Bir saniye gençler. Nerede? Ayarlar. Şu müziği biraz kısalım. Tamam, böyle iyidir. Excuse my manners. One kind of stops expecting guests after 200 years. Name's PIP3R. That's Piper for short. Up there in the sky. That blinking dot is yours truly. But enough introductions. Let's get you situated and make you at home. Tamam, bir takım şeyler bulmamı istiyor. Onları bulacağım ki ekranın sol üst tarafında görebiliyoruz. Bunları mı bulmam gerekecek? Bu nedir abi? Evet, suyu çekebiliyorum. Peki. Aa, mouse'un tekerleğiyle de elimdeki tool'ları değiştirebiliyorum gençler. Alüminyum bulduk. Çok ilginç. It never ceases to amaze. That magnificent mech. Those high-powered tools. And even that ship of yours. The farm mech project really was extraordinary. Such a shame that it got cancelled in the end. Şimdi. Peki. Evet. İnşa için gerekli malzemeleri görüyoruz. İşte şunu yapmak için 10 taneye ihtiyaç var. Bizde 7 varmış. Ahşap gerekliymiş. Peki. Ahşap ve bitki örnekleri toplamamız lazım. Pardon. Ahşaptan kastı muhtemelen ağaçtır. Güzel. Peki bunu sürekli yapıyorum, kusura bakmayın ama şeye bakacağım. Üçüncü şahısa geçebiliyor muyuz? Kamerayı değiştirebilirsin diyor. Ah, olur mu ki? Olmaz ki. İlginç. Tamam. Şu dumanların olduğu yere gidelim. Bazı şeyleri böyle toplamak daha verimli. Bunları toplayabiliyor muyum? Toplayamam. Onu yedir mi? İçinde muhtemelen bir yaratık var. Neyse, şu an ilgilenmeyelim. Anladığım kadarıyla mekada bir jetpack. Peki. Anladığım kadarıyla mekada jetpack gibi bir şey var gençler. B
benden bir şeyler inşa etmemi istiyor ki sol üst tarafta görebiliyorsunuz. Yeni bir şey daha bulduk. O, bu bir silah mı? It always puzzled me why Earth was so quick to give up on the FarmNet project, sending us probes out to the edge of the galaxy to scan for hospitable planets. That was no small feat. Desperate times, I suppose. Tabii ki oyunu oynadıkça bunları keşfetmek lazım. Şu anda bu özelliklerin bize pek bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu bir ilk bakış videosu. Bir çeşit slime var, yapışkan bir şeyler. Bunlar şey olabilir. Yani bize zarar verecek türden slime'lar. Well, abandoning the Lightyear frontier for Mars does make some sense. It was a lot closer and would sustain Earth's population, at least for a while. Evet, evet. %20'ye ulaştı. Güzel. Başka var mı? Şurada bir tane var. Peki bir şey soracağım. Bir saniye. Şimdi. Evet. Böyle ilerleme devam edemiyor. Daha doğrusu ekrandaki %33'lük ilerlemeyi bu şekilde devam ettiremiyorum. İlginç bir oyun, gerçekten farklı bir deneyim. Işığımızı açalım. Bunu nasıl alabiliriz? Peki. Tamam. Bir tane şey üretmemi istiyor. Çadır diyelim. Ve başka şeyler de üretmemi istiyor. Onları tabii ki yapmayı deneyeceğiz. Bir şeyleri restore etmemi istiyor. İşte şuraya gidebilirim. Bunları yapmadan önce belki oraya gidip onun da ne olduğuna bakabiliriz gençler. O nedir? Ya peki. Aa, orada da var. Evet. Onları da elimizdeki tuğlu kullanarak üzerlerine su atarak etkisiz hale getirmeyi deneriz. Şurada bir şey gördüm. Peki. Böyle mi gitmem gerekiyor? Evet, böyle gidelim. Bu arada kendi kendine salınım yapıyor gençler. Tamam, bulmamız gereken şeyleri bulduk. Just think about the thousands of people who initially came to the frontier. Taking a chance on this one-way trip only to get abandoned.
But for generations, they've managed to thrive here. Your neighbors are quite tenacious, huh? Aa, burası haritanın sonuymuş. I know you weren't sent here for a mission that's been canceled for nearly two centuries. You probably found that ship in a scrap heap somewhere and took off for greener pastures, right? No need to answer. It doesn't matter anymore. I'm just happy to finally have some company. Tamam, kendimize bir yer bulalım, güzel bir yer bulalım. Bir de inşa olaylarına bakalım. İnşa etme yeteneklerini kontrol edelim. Daha sonra belki kaydı bitiririz gençler. Peki bu. Vay, onu kesemiyorsun. Çok büyük bir ağaç olduğu için mi kesemiyorsun? Aynen. Tipik insanoğlu davranışı, gittiğimiz gezegeni hemen yok etmek için harekete geçtik. Gerçekten tipik insanoğlu davranışı. Yani base'i kuracağınız yerin bir önemi var mı? Tamam, B'ye bas dedi. Yani bunun için bir şey gerekli mi? Çevirebiliyor muyum? Evet, mouse'la çevirebiliyorum. We can make good use of this. Peki. B tuşuyla. İyi de bir saniye. Tekrar bir bakalım. Şunu kullanacağız. 25 tane odun istiyor. Bizde 10 tane var. O halde daha fazla oduna ihtiyacımız var. Biraz daha ağaç. Evet. Evet. Biraz daha katliam yapıp ağaç toplamamız gerekiyor. Şunu da alalım. Bence yeterince olmuştur ya, olmadı mı? Yani. Tamam, benim hatammış. Zaten elimizde yeterince kaynak vardı. Ben Mekka'dan nasıl çıkabilirim? Böyle çıkabiliyorum. Güzel bir manzara. Peki, bunu yaptık. Ne işimize yarayacak? Bir otobüs durağı gibi burada duruyor. Tamam, ona yiyecek vermem lazım ama tabii ki yiyecek elimizde yok. Peki şunu yapmamızı istiyor. Bir takım plant oil diye bir şey var. Bitkilerden elde edilecek bir yağ var. Ona sahip değiliz. Peki. Aa, buradan yapacağız. Tamam. Hadi ama. Bir şeyler oldu gençler. İkinci gün diyor. Tamam, elim sürekli şeye gidiyor. Escape tuşuna gidiyor. Those new meth parts made a world of difference. The best looking ride in the frontier for sure.
Peki. Bunu inşa etmemi istiyor. Tamam. Bunu böyle inşa edebiliyor muyum? Evet, oraya inşa edemiyorsun. Yani. Tamam. Bunun içerisine de tohumlar ekip bir şeyler üretmeye başlayacağız. Peki bir, evet, bir şey daha istiyor. Hadi ona da bakalım. Bunu zaten üretemiyoruz. Peki. Tamam. Şimdi uyku için small tent. Peki. Tamam. Uyumaya ihtiyacımız yok. Neyse, bence ilk bakış için yeterlidir. Şöyle mekanın içerisine girelim. Yağmurdan korunuruz. Küçük bir çadırımız. İşte her neyse bir şey. Bitki yetiştirmek için bir alanımız falan filan. Gençler, bu oyun böyle bir oyun. Bildiğiniz Survive özelliklerini taşıyan, uzayda bir mekayla, uzayda demeyelim de bir gezegende bir mekayla hayatta kalmaya çalıştığınız ilginç, sıra dışı bir yapım. Evet, oyunu Steam'den ücretsiz olarak indirip demosunu test edebilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir oyunda tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.